Merhabalar, şimdi çok güzel, çok değişik, hepinizin için çok farklı bir tarifim var. Maya, yumurtanın akı, şöyle göstereyim. Yumurtanın bir bardak yoğurt, isteyen süt kullanabilir. Yeter. Tamam. Bir bardak. Annem yeter dedi bana. Ama azıcık daha ekleyeyim. Hani annem yeter dedi. Bir çimcik tuz. Bir bardak sıcak su, ılık su. Biraz, çok değil. Yeter mi anneciğim? Yeter. Tamam. Bu şekilde karıştıracağız. Bir paket vanilya. İle. Evet, bu şekilde karıştırıyoruz. Gördüğün, evet anne, senin dediğin gibi çok gelecekmiş. Yarım bardak mavi haşhaş kullandık. Bu da haşhaşımız. Şimdi üç kaşık un, bir bardak şeye denk geliyor. Neydi onun adı anne? Una denk geliyor. Yeter. 6. Burada katı yağımız var ama onu daha sonra kullanacağız. Şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuz biraz cıvık olacak. Sert olmayacak. Sütünüzün miktarı, yumurtanızın büyüklüğü sizin hamurunuzun sertliğini ayarlayacak. Ben büyük boy yumurta kullandım. Tamam. İki kaşık daha koy. Tamam, koyacağım. Hani benim elimin ortasını çeker misin? Sağa sollu değil, yanına yönü çekiyorsun. Farkına varmıyorsun herhalde. Tamam, şimdi bu tarifi doğru. Herkes kapışa kapışa yapacak. Sonra görüşürüz. Evet, şimdi bunu ısıtacağız. Bakın, bu kadar. Bir paket sana yağ ya da cıvık yağ, hangi katı yağ kullanıyorsanız onu, bu kadarını alıp ısıtıp hamurumuza kullanacağız. Evet, yağımızı da bu şekilde katıyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş üstüne unu ekleyeceğiz arkadaşlar. Önce
çok şey olmayacak. Cıvık ama sert bir hamur olmayacak. Cıvık, akışkan olacak. Olabildiğince akışkan. Bence şey koyma, şey çekecek onu. Hamur mu? Haşhaş. Tamam. Görüyorsunuz. Yağıyla da toparladım. Cıvıklık bu arkadaşlar. İyice de yoğuruyorum. Gayet güzel bir hamur oldu. Evet. Kapatabiliriz anneciğim. Evet, streçledim. Gördüğünüz üzere. Ortalama 30 dakika dinlenecek. Sıcak ortamda. Merhabalar. Şimdi hafif masamızı yağlıyoruz. Hamurumuz çok cıvık olacak. Çok fazla un kullanmayacağız. Elimizden geldiği kadar hamuru cıvık tutacağız. Elimizi yağımıza batırıp batırıp açıyoruz. Yeter o kadar. O kadar yeter. Tamam, büyütme mi? Evet, şimdi içine koy. Tamam anneciğim. Gördüğünüz üzere üzümlerimi şu şekilde atıyorum. Gördüğünüz, şöyle iyice yayacağım her yerine. Yeter. Tamam. Sonra biraz fıstık. Göstereyim şöyle. Biraz da şöyle çörek. Neden bu? Susam. Susam. Beyaz susam ama. Evimde ne varsa onu katıyorum. Yani ekstra hiçbir şey yok. Evinizde ne varsa siz de onu katın lütfen. Biraz. Hepsini koyma. Tamam, yok, hepsini katmayacağım. Cevizim vardı. Bakın şöyle cevizimi de. Koy biraz daha ceviz. Sonra bu şekilde kaldırıyoruz. Tabi buralar yağlanmayınca, yağ olmayınca zor çıkıyor. Çıkar. Ellerimi yağ batırıyorum. Ellerimi yağlayarak yavaş yavaş. Getiriyorum. Tamam. Kes ortadan iki. Tamam. Şöyle atlatayım. Şimdi en zor kısmı. Bıçak mı kes? Bununla kesin. İyi, hadi bak. Bıçakla keseydin daha sağlıklı olurdu. Ha, neyse. Bu kadar kesebildim. Ama kesildi. Tamam, görüyorum ben. Tamam. Şöyle sonuna kadar kes. Sürekli hamurumuzu şu şekilde elimizi yağlayarak, bakın. Elimizi yağlayarak. Buraya da kes kızım. Yok, kesilme. Kesilme. Tamam, bitti. Şimdi bunu bu şekilde alıp, bakın hamuru bir böyle. Bir böyle. Bir böyle getirdik. Tamam. Bu şekilde dolandırdık. Bir dakika bekleyin. Yağlamış olduğum kek kalıbıma yerleştiriyorum. Şu şekilde aldım.
Biraz sık yerleştir. Tamam. Bakın şu şekilde. Evet. Yerleştirdim. Üstüne biraz daha. Yeter bizim. Bunlardan koyuyorum. Şu şekilde süslüyorum. Çok az bir şey yine. Şöyle. Çok değil. Döküyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Mayalamayı bırakıyoruz. Tepsi mayalamasına. Bu da tepsi mayalaması olacak. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. Dinlendi hamurumuz. Kendine geldi. Mayasını aldı. Şimdi bir güzel yumurta ve yağı karıştırıp üstüne süreceğim. Evet. Bu şekilde karıştırıyoruz. Çok değişik, güzel, harika bir sunumu olacak. Böyle şaşıracaklar. Evet, şimdi fırına götürüyoruz. Fırında 150 derecede 40 dakika pişireceğim. Herkes kendi fırının pişirme özelliğine göre pişirsin. Buradaki en nasıl diyeyim, püf noktası kısık ateşte. Yavaş yavaş içinin pişebilmesi için yavaş yavaş pişireceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, kalıptan çıkarttık. Şimdi süslüyoruz. Evet anne, kapanış konuşmasını yapabilirsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar.